Efendim merhabalar. ÜGB'ye dönüyorum. Efendim, biz size hoş geldik diyelim. Sizler atölyesindeyiz ve burası, atölyeniz de çok da güzel bir aile apartmanının içerisinde bir atölye. Çok da faydalı çünkü gürültünüzden dolayı kimse rahatsız olmuyor. Çünkü sizlerin akrabayı, hasenatınız ve o yüzden de hep direkt o kapılardan çıkıp sizin atölyenize girebiliyorlar ve bu da çok büyük bir nimet. Hele gençler varsa harikulade bir şey bu binada. Çünkü atölyeler biraz halkın işleyişi, gündelik hayatının dışına doğru çıkmaya başladı. Bu yüzden de genç neslin, aile bireylerin atölyeleri göremiyor. Sanatın imal edildiği yolları göremiyorlar. Bu da büyük bir kayıp. Yani ben onun son belki şanslarından bir tanesiydim. Benim yaşadığım muhitten, çevremizde hep atölyeler vardı, sanatçılar vardı. Ve biz o yüzden işte Ebru'yu çok küçük yaşlarda tanımıştık. Çünkü babam o zamanın Ebru sanatçılarının üstadının hekimiydi. O sebepten dolayı birçok atölyelere o şekilde gidilir gelirdi ve görsel hafızam çok daha iyidir. Şimdi sizin bu binadakilerinde de bu avantajı var. Ama ondan önce Mete Bey kimdir? Sizden onu dinleyelim efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah efendim. Atölyeme ışık getirdiniz. Estağfurullah. Kamera ışıkları zaten aydınlattı. Güzel de bir ortam oldu. Sanata değer veren insanlarla sohbet etmek, sanatın yaşamasının belki de soluğu. Ve bu soluğu solumak, soluğu soluyanlarla solumak en büyük keyif. Mete Üge 1965 doğumlu, bir emekli asker çocuğu Mete Üge. Babasının seyahatleri sırasında Erzurum'da dünyaya gelen, daha sonra Kayseri ve İstanbul'a uğrak halinde gelen ve babası İstanbul'da emekli olan bir memurun çocuğu. Zor bir hayat, sıkıntılı bir süreç. Bir yandan okumak zorundasınız, bir yandan hayatın gerçekleriyle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla okul hayatında, ilkokuldan itibaren öğretmenlerimin bende görmüş olduğu bir takım beceriler ve kabiliyetlerle beraber rahmetli annemin de öğretmenlerden duyduğu çocuğunuzda kabiliyet var esintileriyle biraz imkan açıldı önüme. Sanatla benim buluşmamdaki en büyük avantaj. Tabii bu işlemler gerçekleşirken bir diğer tarafta da dediğim gibi okul hayatı bizi mühendisliğe kadar götürdü ve elektronik haberleşme mühendisi olarak mezun olduk. İş hayatıyla
senelerce uğraştım. Teknoloji şirketlerinde yöneticilik ve genel müdürlükler yaptım. Uluslararası firmalarda halen danışmanlık yapıyorum. Strateji ve süreç danışmanlığı yapıyorum. Peki sanat nerede diyeceksiniz? İşte haftanın belirli günlerini sanata ayırdım. Çünkü bir yandan da bizim para kazanmamız lazım. Sanatı icra edebilmek için Türkiye'de de bir takım giderleri karşılamamız gerekiyor. Çok doğru. Bu işlemleri yaparken diğer bir tarafta da evliyim. İki evladımız var Allah'ın bize bahşettiği. Birisi üniversitede hoca. Diğeri ise inşallah bu sene Bezmi Alem Tıp Fakültesi'nde mezun olacak olan bir diş hekimi kızımız var. O da ikinci evladımız. Eşim de mühendistir. Bahçelievlerde oturmak, az önceki apartman kültürüyle alakalı bahsettiniz. Burada evler bahçelidir. Bahçeli olan evlerin içerisinde tabii dairelerimiz de ona göre 2 oda, 3 oda falan. Bahçede olmak annenin rahatlığı anlamına gelir. Nerede? Evet. Bahçede top oynuyor. Ya da nerede? Karşı bahçede üzüm kopartıyorlar. İşte bu bahçeli evlerde büyümenin en büyük artısı bu. Bu artıyla beraber birbirinize yakın olduğunuz komşularla berabersiniz. Gerçi şimdi kentsel değişim diye bir proje başladı. Bana göre kentsel evrim dediğimiz, yani insanların evrimdeki değişimi adı gibi olmaya başladı. Tabii ki, çünkü binalar yıkılıyor, hikayeler bitiyor. O yaşlı teyzeler yok artık, yerlerine bir bambaşkaları geliyor. Onların da adaptasyonlarıyla ilgili zaten bizim en büyük sorunumuz selam vermemektir. Birbirimize bir selam bile vermekten yoksun olan bir hale döndük. İşte bahçelerde yaşamanın en büyük artısı, ben burayı bırakmadım. Çocukluğumdan beri buradayım. Babam da hayatta, onunla beraber idare ediyoruz. Muhitteki insanların bana uğramaları tabii ki çok çok büyük keyifli. Sabahleyin Mete abi geliyorum atölyedeysen bir kahveni içeceğim deyip bekleyen çok esnaf var burada. Çünkü biz burada sadece sanat icra etmiyoruz. Biz burada yaşama dair sohbetler yapıyoruz. Bu sohbetleri yaparken ben çalıştığım sürede yanımdaki kişi de neyi neden yaptığımı soruyor. Nasıl yaptığımı değil. Nasılı seyrediyorlar. Nedeni sordukları için onlara dokunabiliyorum. Karşımda bir koltuk imalatçısı var. Mete abi işte ürün yapıyorum, satmaya çalışıyorum, sürekli tamirat yapıyorum. Niye üstüne bir resim yapmıyorsun? Niye kenarına bir renk vermiyorsun dediğimde farkında olmadan ona da bir şeyler dokunmaya başlıyoruz. Yan tarafta bir yemek firması, yani o da lokanta gibi. Neden masanın üzerindeki örtüleri renkli koymuyorsun? Gerçi belki de az önce sizin de buyurduğunuz gibi hayatımızın o akıldan farklı, kalpten farklı olan yüreğin yaşaması için solunmayı sağlamaya çalışıyoruz. Belki bir nefes veriyoruz karşı tarafa ve nefes alıyoruz. Evet. Mete Öge böyle bir Mete Öge. Haftanın belirli günlerinde sanatla icra ediyorum. Burada birçok dalda uğraşıyorum. İnsanlar zaten hep aynı soruyu soruyor. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Ben sanatla uğraşıyorum. Peki ne sanatıyla uğraşıyorsunuz? Ben hat sanatıyla uğraşıyorum. Hemen hemen bütün bölümleriyle uğraşıyorum. Çünkü eğitimimi zaten o taraflarda çok daha fazlasıyla aldım. Ama ben resimle uğraşıyorum. Şimdi hep şunu soruyorlar. Hatla resim nasıl yan yana gelebilir? Efendim, bilinmesi gereken ana konu şudur. Resim zaten olmasaydı yazı olmayacaktı. Hiyeroglif resimden kaynaklanan yazının ana teması değil midir? Bugün iki tane yazımız resimsel olarak çizgilerde kendini anlatırken Latince'de bunun şekilleri kaybolmuştur. Siz Çin yazısına baktığınızda çocuk çöpten adamı şekliyle görürsünüz. Doğru. Dolayısıyla yazı resimdir. Resim yapma kabiliyeti olan bir insan da yazı yazabilir. Ama yazma kabiliyeti olan bir adam resim yapamaz. Çünkü resim sanattır. Yazı da sanattır birkaç bölümde ayrıldığı için. Çünkü hareketler vardır bileğin hareketleriyle beraber. Ben resimle uğraşıyorum. Yazıyla uğraşıyorum. Minyatürle uğraşıyorum. Geleneksel el sanatlarıyla uğraşıyorum. Nelerle? Kündekarıyla uğraşıyorum. Osmanlı ve Selçuklu'nun ahşap işleriyle uğraşıyorum. Ve restorasyonlar yapıyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın sanatçısıyım. Birçok projenin içine giriyorum. Kimi zaman da restorasyonlar yapıyorum. Peki nedir bu restorasyonlar? Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türbe-i Şerif'in restorasyonunu yaptım ekip olarak. Peki burada ne var? Burada tekstil var. Burada ahşabın başka bir tarafı var. Bunu yaparken vitray var. Vitrayla uğraşıyorum. Uluslararası çalışıyorum vitray konusunda. Yine aynı şekilde restorasyonlar ve yapımlarla beraber. Siz kündekarıyla uğraşıyorsanız kapıda sözler vardır. Hattat olarak zaten sözleri yazıyorum. Yapılması gereken tek işlem sedefi kalkmaktır. Tabii ki kalkma noktasında da kendim yapıyorum. Çok canım sıkıldığında da tesbih yapıyorum. Esasında bu bahsettiğim her bölüm birbirinden ayrı. Eğer çok stresliysem, bakın can sıkıntısı, eğer moralim bozuksa, bir vefat haberi aldıysam ben tesbih yapıyorum. Çünkü o taneler beni rahatlatıyor. Eğer stresim varsa taş oluyorum. İşte az önce sizin dediğiniz nokta. Kendi içimde kendime olan yolculukta mizacımı şekillendirmede keskiyi kendime vuruyorum. Dışarıya değil.
hep dışarıya eleştiririz zaten. Niye bu böyle? Neden böyle davranıyor? Hiç kendimizi eleştirmeyiz. Bize verilen eğitim de önce kendinden başlamaktır. Ve biz kendimizden başlayarak yola çıktık. Çok Çünkü doğru. Benim ustalarım beni bana göstermek için ayna oldular. Bakın burası hakikaten çok önemli. Benim ustalarım derken beni çırak olarak değil, yamak olarak kabul eden ustalar. Bunlardan bir tanesi Hattat Hamit Aytaç. Hay Allah rahmet eylesin. 9-10 yani 8-9 yaşlarındayım o civarlarda. Babam hep anlatıyorum. İnsanlar da bunu çok iyi anlamıyorlar çünkü unutmuşlar. İşte bir programda da bunu konuştuğumda mandalı anlamayan maalesef halkımızda insanlar kalmış. Çünkü eskiden kurutma makinesi yoktu. Annem balkondaki ipi asardı çamaşırlarını ve üzerine de mandallardı uçmasın diye. İşte o mandallar kimi zaman ahşaptı. Daha sonra maliyet düşsün diye plastikten yaptılar. Evet. Bizim evde de ahşap mandallar vardı. Ve iz bırakmaz. Hiç iz bırakmaz ama benim en büyük zevkim de şu, her seferinde söylüyorum. Mandalı tersten alıp parmaklarıma takardım. Esasında onlardan da hazırlayacaktım size de. Kendimi böyle makas eller gibi yapardım. Hepimizin. Ya hepimizin çocukluğunda geçer o kadar vardı. Güzel bir şey ki bir de böyle birbirimize oyun oynardık. Evet. Bir gün babam, oğlum dedi, bir mandal al gel dedi yanıma dedi. Ben mandal aldım ne yapacak diye düşünüyorum. Abimle birbirimizi kovalamamız, kulaklarımıza küpe diye mandalı takıp mandal onu sıkıştırmak. Evet. Şimdi babam mandal aldığınca acaba bana bir şey mi söyleyecek diye yanına gittim. Hemen mandalı açtı, yayını çıkarttı. İki tane mandal taneciği oluştu. Şimdi evde tabii ki babamın mandalı istemesindeki sebep, mandalın arka tarafındaki keskin olan uçtu. Tabii ne olacağını bilmiyorum. Bir de beyaz kağıt kalem al dedi. O zamanın Çin'i mürekkebini de getirdim. Kaleme ters tarafını değdirerek bir elif harfi meşk etti kağıda. Şimdi kalemi açmanız lazım. Ben daha çocuğum, bilmiyorum kalem açmanın nasıl olacağını. O mandalın arka tarafında hazır olan keski kısmını, ki benim babam da mühendistir, aynı zamanda asker ve dolayısıyla çizdi. Çizince çok hoşuma gitti. Ve ben aynen o mürekkeplerle uğraşmaya başladım. Uğraşmayı bir yana bırakın, bir de mürekkebi döktüm yere. Şimdi bir şeyi yaparken içinizde bir de bir sıkıntı da var. Annem kızacak. Allah'tan o zamanlar Marley vardı. Marley'in de öyle bir rahatlığı var. Marley'in üzerinde ben sildim onları, kaldırdım. Tabii ara deliklere doldu ama önemli değil. Bir dekoratif bir görüntü oldu. Arkasından babam benim de yaptıklarımı görünce bir hafta sonu Cağaloğlu'na. Şimdiki işte hanın üstüne, doğru gideceğiz. Cağaloğlu'na götürdü. Ahmet Bey'in han odasına gittiniz. Evet, şimdi biz tabii merdivenlerden çıkıyoruz. Orada biliyorsunuz malumunuz kitapçılar ve bir de düğün davetiyesi basan yerler vardır. Şimdi bunu söylüyoruz ama Allah da hala orası duruyor. Duruyor. Davetiye basan evine, yerde aynı, duruyor. Zaten her gittiğimde merdivenlere bakıyorum. Ne kadar insanın girip çıktığını merdivendeki oyuktan anlıyorum. Benim en büyük zevkimdir. Şimdi yukarı doğru çıktık. Dumanlı bir oda. Ben sigarayı sevmem. Dumanlı bir oda, içeri girdik. Böyle yığılı, böyle yığınlar evet, halinde. Babam selam, Ahmet Bey'in odası. Babam selam verdi. Hoş geldin Cemal dedi. Biz Diyarbakırlıyız. Hatta Hamit Aytaç da Diyarbakırlı'dır ve babamın arkadaşı. Ha. Evet. İçeri girdik. Hoş geldin Cemal dedi. Hoş bulduk dedi. Birazcık sohbet ettiler. İşte hanın çaycısı çay getirdi. Simsiyah bir çay. Ben de zorla içtim o çayı. Derken bizim oğlanda da kabiliyet var dedi. Gel bakalım dedi. Bir görelim ne yapıyorsun. Bakın. Ha iyi, ne kadar güzel. Oğlum devam et demedi. Gel bakalım dedi. Şimdi bu çok önemli bir konu. Gel bakalım. Heyecanlandım. Gel deyince ne yapacağım yanına? Elimde bir eser yok. Bir şey götürmedim ki görsün benim yaptığımı. O anda canlı olarak sizi görecek, değerlendirecek. Ben görücüye çıkmışım. Gel dedi. Gittikten sonra masasının yanına geldim. Küçük bir masa. Hadi beraber dedi bir tane dedi. İyi masada yer bulmuşsunuz. Tabii. Açtı sağ olsun. Çayını koyduğu yerde yapıyoruz zaten. Evet. Açtı işte birazcık. Orada yatıyordu zaten. Orada. Oda da yatıyordu, kalkıyordu. Düşün Hamit Aytaç ya. Onlar da acılarımız zaten. Onlar da acılarımız çünkü düğün davetiyesi yazıyordu. O zaman hat malumunuz zaten bizim için hat. O hanın zamanlarda tuvaletini kullanıyordu ya. Evet. Yani odada tuvalet bile yoktu yani, çok iyi bilirim. İşte sanatkarın hikayesi böyle. Buna benzer bir parçayı daha ilave edeceğim müsaade. Sonra ne yaptı? Sözünüzü kestim. Ondan sonra hatta orada. Şimdi ben siz soruyorsunuz ya, ben şu anda oradayım. Gerçekten oradayım. Allah siz anlattıkça benim de hayallerim, o şey hatıralarım canlandı. Gerçekten de şey. Babam Hamit Aytaç'ın hekimiydi. Ondan sonra iki tane hekimi vardı Hamit Aytaç'ın. Diğeri de Kadıköy tarihini yazmıştı. Peder Bey de periyodik olarak giderdik. O yüzden çok iyi bilir bu handaki odayı. Ne kadar güzel bir şey. Babanız onun hekimiymiş. Evet. O da benim hekimim oldu. Bendeki kabiliyetin çıkması için ilk neşteri vurdu. İlk neşteri. Şimdi neşteri vurmak kimisine göre yarmak anlamına gelir.
ama aynı zamanda açılıp ve çıkmaktır. Açılıp çıkması için birisinin üzerinizdeki toprağa itmesi gerekir. Gel bakalım dedi, geldi. Geldi, masayı açtı, dizinin üzerine aldı. Dizinin üzerine oturdu. Kağıdı koydu, mürekkebi yükledi kaleme, yükledi. Ve hadi bakalım dedi, şuraya bir çizik at. Şimdi babamla bir kere her şeyden önce mandalla bir denemem var. En azından, en azından. Evet. Ve gerçekten kalemi aldım, tam çekerken bir şeyi fark etti. Heyecanlandığımı anladı. Ve heyecanımı anladığı için elinin avucuyla geldi, elini elimin üzerine koydu. Şimdi o eller öpülecek olan eller. Hani bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum diyebileceğiniz bir karakterle yan yanasınız. Yavaş dedi. Ve birlikte çektik. Ben mi yazdım, o ya mı yazdı, onu ben bilmiyorum. Ama bir şey çıktı ortaya, bir çizgi çıktı. Aferin dedi. Şimdi o aferin dediğinde ben mutlu oldum. Bunda kabiliyet var Cemal dedi. Arada sırada getir, birlikte meşk yapalım. Ondan sonra epey bir süre babamla beraber gidip geldik. Meşklerimi götürdüm, tasarımlarımı götürdüm. Ama hiçbir gün şu cevabı almadım. Sen Elif'i böyle çizemezsin. Evet. Bu cevabı hiç almadım. Biz emanetçiyiz evlat. Yükü devretmek için burada duruyoruz. Yükü devretmek için de kapıya hattat talebe aranıyor diye bir yazımız yok derdi Hattat Ahmet Ayitaç. Merakı değil, gönlü olanı ancak verebilirim derdi. Demek ki o gönülü bizde de görmüş ki sizde sizin babanıza da okunmuş. Gel bakalım dedi. İşte o gel bakalım. Ben de kabiliyet olmadığı ortaya çıktı ama. Estağfurullah. Herkeste bir kabiliyet vardır. O kabiliyeti Rabbim az önce yine buyurdunuz. Mizaçlar ve istidatlarla zaten yaratılış esnasında sizi yaratmakta yüklemiştir. Siz kendi şeklinize, aynı zamanda Allah'ın kaderine göre, size yazılan kadere göre yaratılmışsınızdır. Dolayısıyla bendeki yazılan bu. Ben yazılanı okuyucusu olarak çalışıyorum şu anda. Ne verildiyse onu vermeye çalışıyorum. İşte hat hikayesi öyle başladı. Tabii hatla beraber çizgiyle başladınız ya, oynuyorsunuz bir yandan ama ben bir yandan deli gibi resim de yapıyorum. Deli gibi resim yaparken bahçelerde yollar yapıyoruz, telli arabalarımız var bu arada. Telleri biküyoruz, araba yapıyoruz falan. O zaman radyo kontrolü araba yok. Ya düşünebiliyor musunuz? Sopanın üzerine bir de vites. Yani vitesli arabalarla oynuyoruz. Hayal dünyası. Evet. İşte bilyelerden araba yapılırdı yani. Bilyalardan yaptık da sonra mahalleli bizi kovalamaya başladı. Çok fazla ses çıktı. Çok fazla ses çıkıyor. Yani bilyalardan yaptık. Ama asfaltın dışında da gitmiyordu ki o bilyelerde. Gitmiyordu ya. Toprak yolda gitmiyordu. Hakikaten bir de iyi bilye olunca ne kadar güzel kayıyordu değil mi? Bizim İstiye'de biraz rampaydı. O yüzden böyle çok güzel giderdi de. Ama işte bir de onun yukarı çıkması vardı. Peki yanında da freni var mıydı böyle tahtayla? İşte onu beceremedik. Onu çok uğraştık ama onu beceremedik. Biz tutmuyordu bayağı fren. Biz bayağı, bir arkadaşım hiç unutmuyorum, öyle bir fren yapamadı. Ayağını basmış. Top oynuyoruz. Topuk yok. Lastik gitmiş. Evet. Yere sürte sürte gitmiş. Dedim ne oldu bilmiyorum, vardı diyor sabahleyin. Meğer işte o bilyalı arabanın şeyi, hatırası, yer zımpara gibi almış. Benim babam emekli olduktan sonra bir kırtasiyeci dükkanı açtı. Emekli parasındaki belli bir miktarı ayırarak. Kırtasiyeci dükkanı açınca yıllar sonra tabii fotokopi dünyasına girdi. Fotokopi çekimleri yapıyor. O sırada dükkana bir fotokopi çektirmeye gelen Hamit Aytaç'a benzer, hocama benzer bir kılıkta bir adam. Şimdi bir ustayla yan yana geldiğiniz zaman ustanın kokusunu almaya başlarsınız. Evet. Hakikaten böyledir. Yani bunu anlatamam. Ancak bunu yaşayanlar bilir. Hani nereden o kokuyu alıyorsun? Ne bileyim, kokuyu alıyorum. Adamda bir kabiliyet var. Mesela ben aksi adamları da çok severim. Onların da içlerinde bir pırlanta vardır. Hep öyledir yani. Hep öyle gelmiştir bana. Neyse gittim. Babamın dükkanındayız. Fotokopi çektiriliyor. Çektirilirken bir baktım orada resimli romanların fotokopilerini çekiyor. O zaman Tercüman Gazetesi ve buna benzer gazetelerde çizgi romanlar çiziyor. İsmet Kırdar. Yazar, ressam. Ben de çiziyorum dedim böyle şeyler. Yapma ya dedi. Şimdi birisine böyle çıkarsanız ne cevap alacağınızı da biliyorsunuz. Yapma ya dedi. Peki dedi, var mı dedi. Hemen dedim getireceğim. Hemen getireceğim. O zamanlar daha orta 3'te falanım. Hemen gittim aldım. Şimdi ben eski sayıları biliyorum. Orta 3 sonrası yok. Lisede 3. Şimdi 4, 4, 8, 12 falan diyorlar. Benim de kafam karışıyor. Anlamıyorum artık. Orta 3 diyorum ben.
Neyse hemen kaptım bir resmi getirdim. Dedim ben bunları yapıyorum. Aa kabiliyetlisin dedi. Babam da dedi ki geçen dedi şeye götürdüm. Kaç seneden beri götürüp getiriyorum beni kurtar dedi. Bir de bak bakalım resimlerine. Hattat Hamit Ağaçtaş'tan bahsetti. O da hemen karşı sokakta oturan tam bir sanatçı hikayesi gibi maalesef Hattat Hamit Aytaç gibi bir yaşantısı olan bir beyefendi. Evlenmiş, ayrılmış bir çocuğu var. Çatı katında yaşıyordu. Şimdi çatı katı deyince dubleksten bahsetmiyoruz. Gerçekten tahtanın altında yaşıyordu. Atölyesine gittim. Atölyesine gittiğimde bana hiçbir şey yaptırmazdı. Kenarda otur derdi. İşte ben yamaklık konusunu onda öğrendim. Çünkü yamak seyreden adamdır. Evet. Çırak verileni koşturan adamdır. Kalfa artık hocanın veya ustanın söylediğini yapan adamdır. Usta hiçbir şey söylemenize gerek yok. İşini bilir zaten. Bunu da anlatmak lazım. Yanında bunları seyretmeye başladığımda bir gün hiç unutmuyorum. Resim çizmeyi öğrenmeye de yanına gidiyorum. Yani işin ilmini daha iyi detaylı alayım diye. Bir gün gittim kapı açıktı. İçeri girdim. Ki kendisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin soyundandır. Lütfü Kırdar'ın da akrabasıdır. Hmm. Gökhan Kırdar'ın amcasıdır. Kapıyı açtım içeri girdim. Korka korka. Bir baktım horluyor. Uyuyor. Dedim uyandırmayayım. Hemen gideyim orada onun bir Nescafe'yi çok sever o. Kahvesini karıştırdım, hazırladım. Koydum. Bekliyorum uyanmasını. Kalktı. Mete hoş geldin dedi. Bir kahve yapayım dedi. Dedim İsmet abi ben yaptım dedim. Hocam demezdim. Abi derdim genelde. Daha yakın geliyor bana. Kahvesini aldı. Mete bir kağıt kalem alsana dedi. Şimdi yazarken unuturum dedi. Allah Allah. Dedim herhalde sipariş verecek. Bir bakkala bakkala gideceğim. Aldım kağıt kalemi. Rüyasını anlattı. Ve ben hayatımda ilk defa birinin rüyasını kağıda geçirdim. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ondan sonra da kendi rüyalarımı hep yazdım. Hep yazdım. Rüyasını yazdıktan sonra işte bu haftanın dedi şeyi çıktı. Hikayesi çıktı. Meğer rüyalarını çiziyormuş. Malkoçoğlu'nda, Tarkan'da, Kara Murat'ta, efendim buna benzer Abdülkadir Geylani Hazretleri, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin hikayelerini çizerken manalarda gördüklerini oraya yapıyormuş. Demek ki sanatkar hayal perdesinde ve gönül dünyasında gördüklerini kaleme döken adamdır veya notaya. Hiç fark etmez. Tabii o hocayla da uzun süre yürüdük. Allah rahmet eylesin. Yani bugünkü anlamda sivilizasyon yapıyor. Evet. 2000 yılında göçtü İsmet abi. Büyük bir sanatkardı. Ve hep bana şeyi anlatırdı. İlmi anlatırdı. Evladım yanına gelenlerin sanata olan kabiliyetlerini kağıt kalem vermeden önce yüzlerine, ellerine ve parmaklarına bakarak masaya al derdi. Ben de niye derdim? Parmağını göster derdi. Parmağımı gösterirdim. Eğer parmak sivri değil, kavisliyse sanata yakın kalemi daha iyi tutar derdi. Şimdi bunu söylüyorum ama bakalım parmağımıza. Tabii sizin de öyle. Sizin de maşallah. Ama bu arada İsmet abinin çizimlerde yapmış olduğu bir figür daha vardı. O da şuydu. Avuç işleri. Şimdiki avuç işi falı falan diyorlar. Halbuki alakası olmayan bir konu. Yani ilmi siretle, ilmi suretle ilgilenen birisi. Aynen. Yani Osmanlı'daki aynı sistem. Avuç içindeki M harfi Osmanlı'nın askeri alınışındaki kabiliyeti temsil eder. Evet. Eğer düz tabansa koşamaz geri hizmet alır. Şimdi bu M tersten de W diye gözüküyor. Bunu da son zamanlarda herkes diyor. Hocam bizde de M var. Bu kabiliyet, yani yapabilme kabiliyetiyle ilgili küçük bir sembol. Efendim peki onu görünce oradan çıkacak mı kabiliyet? İşte hadise öğretmenin, hocanın, ustanın, abinin, babanın ne olursa olsun. Usta önemli bir şey. Evet, şimdi onu usta da çok önemli. Onu da istiyorsanız hemen iki kelimeyle söyleyelim. Bunu da zaten anlatmak çok çok önemli. İfade etmek gerekiyor. Hocanın sizi eğitmesi önemli değil. Siz hocadan eğitim alabilirsiniz. Siz bir şeyler de öğrenebilirsiniz. Siz üniversiteyi de bitirebilirsiniz. 10 tane de diplomanız olabilir. Bir şey yapmadıktan sonra ne işe yarar aldıklarınız? Onu icra etmedikten sonra aldığınız bilgi ne işe yarar? Ama üstad sizin ustanız, üstadınızdır. Size yemek içmeyi de öğretir, sosyalleşmeyi de öğretir, giyinmeyi de öğretir. Yani sadece usta şey değil ki, bu mesleği öğreten ve bilgi öğreten değildir. Bu bilgiyle beraber yaşamayı, yaşam kalitenizi öğretendir. Kesinlikle. Yani bizde şey var, öğretmen, öğrenci var. Birisi öğretiyor, diğerisi öğreniyor. Bizdeki sanat camiasındaki en büyük sıkıntı da bu zaten. Sanat camiasında yetenek var, yani yetenek sahibi arkadaşlar. Yeteneklerini icra ediyorlar ama bir kültürel entelektüelizmde de yoklar çünkü üstadları yok. Sadece onlara çok iyi işte yanlış anlaşılmasın işte ebru yapmasını öğretiyorlar. İşte hat çizmesini öğretiyorlar ama bunun bir yaşam kalitesi diye bir unsur vardır. Ya yani bunlar usta ona size bunu vermek zorunda. Üstadınızdır çünkü evet, mesela, evet. Mesela benim üstadım vardı. Necdet İşli'dir mesela. Ne yapmıştır Necdet İşli? İşte mezar taşlarını dolaşmışızdır ama işte Semih İrteş'le tanıştırmıştır. Şinasi Akbatu'yla
tanıştırmıştır. Bütün kitap evlerini dolaşmışızdır. Yani Süheyl Bey daha ben ortaokuldayken işte tutturmuştur. İşte arşiv edinmemi sağlamıştır falan. Şimdi siz farklı bir şey. Biz mesela nerede kuru fasulye yenir işte, nerede bilmem ne yenir, hangi hamur işi ne vardı, bunları size tek tek öğretirler. O yaşam kalitenizle alakalıdır. Üstadınız yoksa yeteneğiniz vardır. Bu yüzden de bu sefer insanlar boşluğa düşerler. Benim sanatım karşılık bulmuyor. Benim sanatım işte Kültür Bakanlığı sanatçısı niye olamıyorum? Ben niye şu noktada değilim diyerekten bu sefer entrikalar ve hırslar başlıyor. Bu sefer de o sanat noktası çöküyor, tekrara başlıyor. Eğer muhafazakar düşünceye sahipse başlıyor buna ruhaniyet eklemeye. İşte bol ruhaniyetle beraber işi satmaca. Ruhani noktası şey ise bu sefer herkese düşman olan bir sinirli bir tip çıkıyor ortaya. İşte bu sanatçının bu sefer elindeki sanat icra ettiği zanaat oluyor artık o. O bir silaha dönüşüyor ve diğerlerini tenkit etme, hakir görme noktasına geliyor ve nefsiyle beraber yalnızlaşıyor. İşte bizdeki üstadınız size bunu entelektüel bazda öğretir. Yani sizin sanatınızla beraber yaşam kalitenizin artmasını sağlar. Bu bizdeki şu an doğuda bu vardı. Doğu medeniyetinde bu vardı. Üstadsız, ustasız siz icra edemezsiniz. Bugün ise işte şey gibi döndü. Üniversitelerde şey var ya, adamı hemen fizyoterapist yapıyorlar. Bir anda işte bu vücuduna kan almayı öğretiyor falan. Bu iş böyle öyle basit bir şey değildir yani. Yani bu işin süreci vardır. Evet. Şimdi benim Baltanam'ın Kemik Hastanesi'nde, şimdi ismini hatırlamadım, bir hekim vardı. Kapıdan girişten itibaren sizin hastalık belirtinizi tespit eder. Oturur sohbet eder, muayene etmez. Önce size sohbet eder, ondan sonra muayeneye geçerdi. Mesela o insanlar tıptaki şeyi almışlardı. Hani eski tıbbi ilmi siret, ilmi suret. Yani halinden işte hastalığını yapmak. Mesela Tevfik Kazancıgil vardır. Türkiye'de modern jinekolojiyi kuran, hala oğlu Aykut Kazancıgil, Allah uzun ömürler versin de, uzun süre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanlığını yapmıştı. Mesela Tevfik Kazancıgil bir jinekolog olmasına rağmen iyi bir tarihçi, iyi bir entelektüel ve şey, sizin halinizle beraber hem sizin psikolojik noktada eksikliğini hisseder, hem vücudunuzun teninden, işte efendim parmağı, tırnağınızdaki lekelerden bir şekil sizin şeyinizi, hastalığınızı yavaş yavaş tespit koyar. Sonra tahlillerle beraber bunlar pekiştirilir de. Bu bir hekimliktir. Evet. Ama şimdi fabrikasyon gibi, hani çocuklar bile hamileyken şu saatte, şu dakikada doğum size ayarlanıyor ve siz sezeryenle doğuyorsunuz. Duygular kayboluyor. Evet. Bunun gibi. Şimdi sanatta da böyle üstadınızın olması lazım. Ama o üstadınız da yetkin olması gerekiyor. İşte burada sözünüzü babla keseceğim. Estağfurullah. Biz arada giriyoruz. Evet, burada az önce çok güzel noktaya değindiniz. Burada ustanın eril olması gerekiyor. Evet. Peki eril ne demek? Aşılama kabiliyetine sahip olan adam. Usta kelimesini de kısaca bir özetleyelim. Us akıl demek. Ta baş demek. Aklı başında adam demek. Evet. Usta. Bizdeki anlamı bu. Peki, ustanın bir de başı vardır. Evet, şimdi bakın ama işte o başı dediğinizde hepsi usta olabilir ama usta olmak işi artık almak ve öğrenmek anlamına gelir. Ustadan kamile geçmek, kamil usta olmak. Bir üstünü kurcalayalım biz. O üstünü kurcalayabilmek için sadece denek olarak ben kendimi anlatabilirim size. Herhangi bir örneğe gerekli hacet kalmaksızın size bunu söyleyeceğim. Ustalığın içerisinde kamil bir usta yanında pişmek bambaşka bir hadisedir. Çünkü mayalanma lazımdır. İşte hayat sizi o kamilin önüne götürünceye kadar çeşitli ustalara gönderir önce. Siz hatta Tamit Aytaş'tan öğrenirsiniz. Siz yazı sanatının ve resim sanatının insan okuma kültürünü İsmet Kırdar'da öğrenirsiniz. Ama günün birinde Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Türbe-i Şerif'inde sandukasını yapmaya başlarsınız. Peki bu neyin hesabı? Niye başka biri orada yok? İşte yaratıcının yaratırken vermiş olduğu özellikler ve o hayat hikayesinde sizi uğrak olarak gönderdiği yerlerdeki kişiler de kimileri eğitimci, kimisi taklitçi, kimisi farklı bir şeyi öğretiyor olabilir. Ama final kamildedir. Kamil insan sizdeki hasıl olan tüm değerleri artık tevhide erdiren ve sizi sahneye çıkması için iten adamdır. Yani
artık ana karnından doğuş gibidir bu. Hep bunu şu şekilde ifade ederim. Aynı kelebeğin hikayesi gibidir. Önce siz tırtıl olarak doğarsınız. Ben ustaların elinde tırtıl olarak gezindim ama kamil bir insan eline değmeseydim kelebek olup uçamazdım. İşte kelebek olup uçabilmek, başka bir gönle tekrardan akabilmek için böyle bir ustanın eline düşmek lazım. Çok doğru söylediniz. Küçük bir örnekleme yapmak isterim ben burada. Estağfurullah. O kadar iyi eğitimler aldık ki, o kadar güzel ustaların yanında durduk ki, ben Japonya'da Japon hat sanatçısının da eğitimini aldım. Çin'de de aldım. Tibet'e de gittim ben. Dalai Lama'yla da karşı karşıya geldim. Meraklıyım. Çünkü mitolojiden minyatüre kadar olan bir zinciri araştırıyorum. Sadece minyatür bizim coğrafyada mı var? Hayır. Hayır. Ta oradan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Peru'ya kadar gidiyor. Ve minyatür o dönemin, o yüzyılın, o şartların fotoğrafı. Aynen. Yani fotoğraf amaçlı kullanılıyor. Aynen öyle. Senelerce İncil'i de minyatür olarak çizip verdiler insanlar öğrensin fotoğraf diye. Fotoğraf. Hikayeyi öyle anlatıyorlar. Ama benim minyatürü öğrenmem için İsmet Kırdar'la beraber olmam lazımdı. Temeli o attı. Temelden sonra ben yukarıya doğru çıkmaya başladığımda çok yeri gezindim. Bir Ankara seyahatimde Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazına denk gelen bir saatten işte 45 dakika önce bir bisiklet tamircisindeyiz. Sonradan öğreniyorum ki imamıymış caminin. Bilmiyorum, yanımdaki arkadaşla beraber gittik. İçeri girdik, hatla ilgili bir konu var. Ben de çok iyi biliyorum hatla ilgili konuyu. Aslanlar gibi anlatıyorum, şöyledir böyledir falan diye. Neyi anlatıyorum? Öğrendiğimi anlatıyorum. Anlatırken ben diye anlatmıyorum. Arkadaki imzayla anlatıyorum. Hamit Aytaç, Hattat Kamil Aktik. Bunların eserleriyle söylüyoruz. Çünkü o benliği kaldırmazsanız sanat sizden icra olmaz, dışarıda çıkmaz. Benlikte kalanlar paylaşmayıp hapsolanlardır. Çok güzel izah ettiniz az önce. Paylaşmak kişiyi büyütür. Bir abdest tazelememiz gerekiyordu. Yukarı çıktım, abdesti tazeleyeceğim. Arkamda bir adam duruyor. Elinde bir havlu var. Gözüm takıldı, simsiyah. İçimden diyorum ki bu siyah havluyu nasıl elimi kurulayacağım ben şimdi? Abdesti bitirdim, adam şöyle söyledi. Havlunun siyahlığına niye takıldın bey abim dedi. Ben senelerce ustaların yanında gezindim. O bir bisiklet tamircisi. O beni okudu. Ben yazıyı okuyormuşum bunca zamandan beri. İşte hayatın mesajını nerede alacağınız hiç belli değil. Bakın, ahşap oyduk, muhteşem bir eseri çıkarttık. Gündekari 3600 parça. Ömür sürüyor bir iş yaparken. İhtiyar bir amca geldi yanıma montaj yaparken. Seneler evvel. Evlat dedi. Kafayı kaldırdım bir kere. Evlat dediğine göre bir baba demem lazım artık. Evlat diyor. Buyurun bey amca dedim. Ahşabı çok güzel olmuşsun dedi. Peki kalbini dedi şekillendirebildin mi? Yüreğin ne durumda? Esas olan hedefe doğru yolculuğa çıkarsınız. Taklitten esas olan hedefe doğru yolculuğa çıkarken işin orada hakikatine bir kırılma noktası olması gerekiyor. Tamam işte, ama işin hakikatine giderken iki tane nokta var. Ya putlaşırsınız ya da yok olursunuz. Yokluk sizi bolluğa götürür, zenginliğe. Çünkü ilim deryasına sizi aldığı andan itibaren siz ilim ismi ile ilmin kapısında zaten başlarsınız bunları çıkartma. O zamanlarda görenler size şunu söyleyecek. Nasıl bunu yaptın? Vallahi bilmiyorum ki nasıl yaptığını. Ben sadece bir printer'dım. Komut geldi, çıkarttım. Diyebilme yeteneğine gelen kişi
yavaş yavaş gönüllere de nakşetmeye başlayan kişidir. İşte dediğiniz ustanın bir üst olan seviyesine gelirsiniz. Bunları yaparken insanlara şunu da anlatmaya çalışıyoruz. Biz sizden Hattat Hamit Aytaç olmanızı beklemiyoruz. Biz sizden Yesari olmanızı da beklemiyoruz. Biz sizden Rembrandt olmanızı da beklemiyoruz. Biz sizden Mehmet, Ahmet, Osman olmanızı bekliyoruz. Siz kendi parmak izinde sanatınızı icra edin. Kendi kimliğinizle doğuyun içerisinde. O doğuştan çıkarsanız ortaya siz osunuz işte. Taklitle olmaz. Taklit başlangıçtır. Olması gereken odur. Mesela Hollanda'da bir sergiye hazırlanıyorum. Sergiye hazırlanırken biz biliyorsunuz işte Arap esintilerinde kalmış bir topluluğuz diye hep görünür. Hep de öyle konuşurlar zaten. İyi de ben Van Gogh resimlerini yapabiliyorum. Ben Leonardo da Vinci'nin de resmini yapabiliyorum. Ondan daha iyisini de yapabiliyorum. Hatta geçenlerde biri şöyle soru sormuş. Leonardo da Vinci seni görseydi ne yapardı? Pasaportu için resim çizdirirdi dedim bana. Evet. Şimdi yapabilme kabiliyetini keşfeden bir ustanın eline gidebilmek ve gittikten sonra da onu tekrardan nakşetmek. İşte bizim görevimiz bu. Neyi anlatıyoruz? Ben bendeki hikayeyi anlatıyorum. Ben kendi dansımı anlatıyorum. Bana verilenleri anlatıyorum. Ben vereceklerimi anlatıyorum. Ama kime? Ehil olana. Almak için sabırla, aşkla, muhabbetle bekleyene. Yoksa o zaman içindeki aşkı arayacağız. Mutlaka bir şeye tutkusu vardır. O tutkunun yanına sanatı birazcık ekleyeceğiz. İşte sizin az önce söylediğiniz nokta. O Balta Limanı'ndaki doktorun kapısından içeri girdiğinizde bakardı tırnağının renginden, vitaminin eksikliğini veya vücudundaki problemi anlardı. İşte sanatkar da, bakın sanatkar da, ustaların başı da bu ilme geldiyse kişinin fiillerine bakarak onun içindeki kabiliyetleri keşfedip ona bir şeyler verebilir. Vermeyle de çıkartabilir. Ha efendim bana şu soruyu da soruyorlar. Belki siz sormadan ben sorayım kendi kendime. Çırak yetiştiriyor musunuz? Efendim ben çırak yetiştirmiyorum. Ben adam yetiştiriyorum. Evet. Bize adam lazım. Adam gibi adam lazım. Bize çırak değil. Bize çırak lazım. Getir götür işi yapacak, kendi nefsimizi tatmin edecek adama ihtiyaç yok. Benim çırağa ihtiyacım duruşu yok. Olan adama ihtiyaç yok. Bu atölyede kahveyi fakir yapıyor. Çayı da fakir yapıyor. Yeri de fakir siliyor. Benim işim bu. Ben senin tozunu silmek için buradayım. Ben senin çayını hazırlamak için buradayım. Sen bende gördüğünü kopyalayıp sen de aynısını yaparsın diye. Ben kendimi sana taşıttırmak için seni yanıma çağırmıyorum ki. Bu değil. İşte az önce yine söylediniz. Hep lafı size getiriyorum. O kibre düşmemek lazım. Sanat kişinin kendi içindeki nefsini törpüleyecek, paylaşmasında korkmayacak, öğrendiklerini kibir ve ego haline getirip kullanmayacak hale getirmesi lazım. Bunun da yanında iyi ustalarla beraber yürümeniz gerekiyor. Şevket Bey rahmetli, Şevket Eygi. Eyvallah. Benim Osmanlıca hocamdı. Çok azarlardı, çok bağırdı bana. Sonra da hadi gel, getirdi şu pastayı ben sana hazırlayayım geleyim der. Çay yapar, çay demlerdi. İşte, ne kadar mütevazi bir adam. Pastayı keserdi. Ondan sonra oturur şeyde beraber Balkanik. Ali Muhittin'in Balkanik'ine oturur yerdik. Ondan sonra tabii ben hep oradan alır eve öyle geçerdim. Ama iyi kalaylardı yani her bir noktada. Şu eseri gördün mü, şuna baktın mı filan. Arada gider bir tane kitabı getirir, gösterir. Ondan sonra vermezdi de. gösterir, bak burada incele derdi. İncelerdim ondan sonra. Sonra kalkardık şeye, çiğ börek yemeye giderdik ondan sonra. Şimdi bu böyle hani şeyle, sertliğiyle yumuşaklığı dengeleyebilmek çok önemli oluyor. Nabza çünkü sizin, göre şerbet veriyor. Tabii ve sizin kişiliğinizin yani kırmadan, rencide etmeden ama onura ederek ama şımartmadan tabii. Bir nakitede. Ama tabii şu var, Mehmet Şevki Ege'nin kendine has bir şeydi, yapısıydı bu yani ondan bir şey diyemeyiz. Ama gerçeği bu. Bizde herkes şey arıyor, çırak arıyor. Esasında kendi nefsine tatmin edecek çünkü, adam arıyor. Çünkü dinleyen yok. Çırak dinleyen değildir ki. Çırak evet. Emri, yani siz talimatı verip de koşturduğunuz adamdır. Yamak dinleyen adamdır. Toplumdaki sorunumuz bu değil mi? Dinlemiyoruz ki. Sadece konuşuyoruz. Birbirimizi dinlemiyoruz. Evet. Küçük bir hikayem var. Estağfurullah. Affınıza sığınarak söyleyeceğim. Benim anneannem Yugoslavyalıdır. Priştineli. Hmm. Evet, Kosovalı. Anne tarafım oralı. Bir yaz tatilinde abisine gittik. Yani dayıya gittik. O da Sapanca'da. Bunlar 1926'da Yugoslavya'dan gelmiş olanlardır benim büyüklerim. Geldiklerinde benim annemin dayısı meşin top yapardı. Dünya Kupası'na.
Bu kadar becerikli adamlar. Anneannem de dedi ki bizim toruna da bir top verir misin? Daha gittik yanına, elini öptüm dayının, top verir misin? O da dedi ki çalışmadan kimseye bir şey yok. Bir hafta kalacağız yanında. Peki ne yapacak abi dedi. Her sabah benimle beraber saat 6'da dükkana gelecek dedi. Ya ben tatile gittim. Tatile gittim ama canım da topu istiyor. Meşin top. Nasıl kesiyor onları beşgen beşgen birbirine dikiyor. O nasıl yuvarlak oluyor. Kafam zaten o tarafta yani. Bunu nasıl yapıyor? Ve ben sabahları dayıyla beraber saat tam 5'te kalkıyorum. Dayı aksi adam. Acayip aksi. Ve o aksi adamla beraber dükkana gidiyoruz. Yaptığım tek şey şu. Esas duruşta duruyorum. Çünkü yanlışlıkla süpürgeyi alırım, orada bir şey vururum, yapışkan dökülür. Bilemiyorum ki ne yapacağım. Dayı işte şunu getir, bunu getir. Otur bakalım. Oturduk. Çalıştım, çalıştım falan. Akşam saatinde de şöyle söylerdi bana. Dükkanı süpür. Muhabbet bu kadar. Yani dükkanı süpür. Ben de süpürüyorum. Nereye doğru süpürüyorsun? Bunu kimse bilmez. İnşallah bu programda insanlar anlarlar. Kapıya doğru. Olmaz. O bizim rızkımızdı. O bizim rızkımızdı. Allah Allah. Ya dayı dışarı toza atacağım. Hayır evlat, o gelen müşterinin ayağındaki tozdu. Başımın üzerinde yeri var o toprağın. Onu saksıya koyacaksın. Meğer oradaki çiçek saksısı hep dükkanı açtığından beri gelen tozları koyduğu yermiş. Evet öyledir. Rızıktır bu diyor. Ve ben hakikaten öyle süpürüyorum koyuyorum falan. Mesela hafta sonu oldu. Anneanneme demiş ki haftalığını hesapladım. Topun fiyatı bu kadar. Geri kalanını ya sen oda ya da çocuğu bırak. Çalışsın. Topu aldık ama. Hala duruyor. O meşin topu hala duruyor. Yani ben 57 yaşındayım. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Zor olanı alabilmek için istidat lazım. İstidat da içinizdeki hırstır. Ustayla kavga değildir ki. Benim ustayla bir kavgam yok. Benim ustanın elindeki sanatı almakla ilgili. Sebat denilen bir kelime var. Çok da yerinde. Eyvallah işte bu da var mı toplumda? O kadar olacak, kolay erişiyoruz ki. O kadar kolay erişiyoruz ki. O teknolojinin sonucu. Efendim esasında en bu sanat dalları içerisinde sanatla zanaatın birleştiği, hatta esasında zanaat yönü daha ağırlıklı olarak taştır. Evet. Ve taşın en büyük sıkıntısı da fizik kuralları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Evet. Bir de kimya bilmeniz gerekiyor. Çünkü taşı işlerken kimya en önemli faktör. Ama o taşın bir de fizik kuralları vardır ki hani biliyorsunuz volkanik taşlar oluşur. Onun belli bir vurulma noktası vardır ki oradan kalem kalem arı işte o obsidyendir. Onunla ok ucu yapılır, mızrak ucu yapılır ama onun vuruş noktası çok önemlidir. İşte o yüzden de fizik kuralını çok iyi bilmek gerekiyor. Taş işlemeciliği o kadar basit bir şey değildir. Taşın ham maddesini, yani o taşın çıktığı coğrafyanın özelliğini bilmek gerekiyor. O taşın nasıl yontulması gerektiğini bilmek gerekiyor. Ve işlenirken de ona hangi miktarda suyun veya hangi maddenin işlenmesi gerektiğini çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden de taş işçiliği zanaatın en önemli faktörü de ama onu sanata dönüştürmek, taşı sanata dönüştürmek o apayrı bir şey. Zor bir şeydir. Dönüşü de o yok çünkü kırıldı mı bitti olay. Yani amorti edemiyorsun. İşte hattaki şey gibi atıp böyle aharlı kağıdın kazıyıp ondan sonra devam edemiyorsunuz tabii bunda. Onun üzerine size konuşmak istiyorum. Efendim siz az önce bir kelimeden bahsettiniz. Mezar taşlarını okurduk diye. Evet. Mezar taşlarının büyük bir bölümü malumunuz mermerdendir. Marmara mermeri en çok kullanılan mermer rengidir. İstanbul'da Toygartepe'de bir cami yapımı ile ilgili konumuz vardı. O konu yapıldığında caminin iç dekorasyonu ile alakalı bizim kültürümüzü anlatan bir cami şeklinde olması gerektiğinin planları yapıldı. Mihrabın sağ ve sol taraflarına iki kitabenin vitrayını nasıl yapabiliriz diye fakire soru geldi. Ben de onlarla ilgili bir çalışmalar yaptım, hazırladım. Bir tarafa müsemmalı olarak La İlahe İllallah, diğer tarafa da Muhammeden Resulullah yazılarını istif yaptım. Büyüğümüz hattan ben anlamam dedi ama biliyorsunuz bu şeyli bir yazıdır, kemerli bir yazıdır. Kemerli yazı yapıp biraz yanlardan daraltınca hat konusunda eğer ilim sahibiyseniz harflerle oynadığınızda çok estetik olarak oynamanız lazım. Çünkü yazının formu bozulur. Evet. O formu bozmamak için sıkıştırdım, gösterdim. Anlamıyorum dedi ama bakan kişi söyle söyledi. Sanki biraz sıkışmış dedi yazı. Hani hattan anlamıyordunuz dedi. Çünkü olay ortaya çıktı. Neyse onu düzelttik. Düzelttikten sonra oraya vitray yapacağız ama biliyorsunuz malum camilerde veya bu tip kültür merkezlerinde iç kısma alçıdan vitray yaparlar. Dış kısma da beton atarlar veya mermeri deler cam yaparlar yuvarlak yuvarlak. Hamam camı gibi olur. Şimdi bir şey yapmak lazım. Yani içimdeki ses şöyle söylüyor. Farklı bir şey yapmam lazım.
farklı bir şey. Peki ne yapmam lazım? Oturdum, plan yaptım, proje yaptım. Bu caminin duvarlarında az önce söylediğiniz gibi küfeki taşı kullanıldı. O da Pınarhisar, Keşan, bu Trakya bölgesinden gelen taşlar. Camilerde genelde bu taşlar kullanılıyor. Kireç esaslı bir taştır. Çıktığında yumuşaktır ama kaldıkça betondan daha sert olur. Önce gittim ocağa, ocaktan bir taş parçası aldım. Acaba vitrayı ben bunun üzerine yapabilir miyim diye düşünmeye başladım. Çünkü alçıdan vitra yapmak kolaydır. Kalıplarınızı yaparsınız, alçıyı dökersiniz, camları koyarsınız, vitrayı çıkartırsınız. Fakat burada işleyeceğimiz sözler çok önemli. Hazreti Peygamber'in ismini yazacağım üzerine. Bu kadar camlardan kesmek pek hoşuma gitmiyor. Çünkü tek ve yegane olanı tek ve yegane olarak yapmam lazım. Şimdi bakın, bir işi yaparken sizin söylediğiniz gibi ilmi, taş kesme doğru, modelleme doğru ama işin bir de hikayesi var. Hikaye size baskın. Çünkü siz içinizdeki muhabbeti taşa yansıtacaksınız. Belki de kendimi ifade edeceğim, bilemiyorum. Taşı aldım, oydum, dedim tamam ben bunu işleyebilirim. Taştan siparişler verdim. 1,5 metre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda, yaklaşık 14 santim kalınlığında, her plaka 1 ton yaklaşık. Yani 700 ile 800 1 ton arasında. Plakaları getirdim, üzerlerini çizdim, yavaş yavaş keskiyle oymaya başladım. O gün akşam geldiğinde parmağım bu kadardı çünkü çekici hep parmağıma vurmuş. Evet. Parmağıma vurmuş. Bir arkadaşım dedi ki sanat giriyor eline. Ne sanat girmesi, parmak gidiyor elden. Neyse. Ve oymaya başladım. Bir taşı bitirme sürem 8 ay sürdü. Bir kanat. La ilahe illallah tam 8 ay. İyi de inşaat yapılıyor. Bu arada da bir acelecilik var. Taşın hangi noktasına vuracağınız önemli. İşte daha otomatik bir şeyle yapsam taş oyma makinesi olmuyor. Uçlar eriyor. Yumuşak taş ama elmas eriyor. Öyle bir taş. Öyle tuhaf bir taş. Derken ikincisiyle ilgili sıkıntı var. Çıktık, konuşuyoruz. Soru şöyle geldi. O hattan anlamıyorum diyen ustamdan geliyor soru. Nasıl yapıyorsun dedi sen bunu. Dedim ki efendim işte taşı alıyorum, oymaya başlıyorum. Başka ne yapıyorsun dedi. Efendim herhalde eksik dedim. Besmeleyi çekerek başlıyorum dedim. Ha güzel dedi. Başka ne diyorsun dedi. Efendim ne diyeceğim dedim. Başlıyorum. Niye çabuk olmuyor mu diye kızıyorum dedim. Olmaz dedi. Olmaz. Tamam ben de matematikçiyim. Ben de fizik kurallarıyla çalışıyorum. Ben de oradaki taşın sizin dediğiniz obsediyenin veya diğerinin hassas noktalarını bulmak için çalışıyorum. İyi de olmaz dediği ne? Merakla soruyorum. Neyi eksik yaptım? Sen taşa sohbet ettin mi? Merhaba dedin mi dedi. Yok. Ben taşı alıyorum önüme. Hoyratça kesmeye başlıyorum. O da can dedi. O da can. O da topraktan. Niye dedi onunla konuşmuyorsun? Şimdi bakın efendim ben bunların eğitimini almış olan adamım. Ama karşımdaki bakın bana ne mesaj veriyor. Niye konuşmuyorsun? Ne diyeceğim dedim. Ey taş diyeceksin dedi. Sana Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ismini oyacağım. Yumuşak ol diyeceksin dedi. Hele öyle bir de başla bakalım ne olacak dedi. 4 ay sürdü efendim taşım bitmiş. Ve en fazla yazının olduğu bölüm. Evet Hazreti Muhammed ismini de tek parça kestim camdan. Tek parça keserek yerine koydum. Tek ve yegane tek parça. Bu kadar parçalarla ben onu yapamam. O bir bütündür, tekildir. Dolayısıyla işte sanat siz öğrenebilirsiniz ama öğrenme bitmiyor ki. Siz onu yaparken de size bir takım şeyler anlatılıyor. Fizik nerede kaldı burada? Taş yumuşadı. Efendim ben bunu yaşadığım için o şeyler hep vardır ya evde çiçekleriyle konuşan kadınların çiçekleri daha güzel olur. Çünkü şöyle bir şey. Hepimiz topraktan yaratıldık ve toprak hep şeyimizin kaynağı, her şeyin kaynağı. Ortak noktamız. Ortak noktamız. Ve o yüzden de bizim akraba bağı olarak da muhabbet etmek. Yani evet. Her şey de öyle. Hani şu an çok popüler ya her yerde herkes kullanıyor. Suyun da bir hafızası olduğunu, işte suya karşı işte kötü davranıldığına, ona işte kararlılığına dair. Şimdi aynı şekilde madde de böyle, bütün maddeler böyle. Yani size nasıl kötü davranılırsa, eğitim verilirken size eğitimi ne kadar kalite verirse, uslup önemlidir. Evet. Yani ve sizin mizacınıza uygun davranmak, yani birileri işte ne diyeyim, sakardır. Onu her gün başına kalktığınız zaman esasında o adamın birçok özel veya o şahsın birçok özelliğini de yok etmiş olursunuz. Kesinlikle. Sakardır, normaldir. Kabul etmek zorundasınızdır. Yani bu şey değildir. Bazıları çok hızlı namaz kılar, bazıları çok yavaş kılar. Onun mizacıdır o. Mizacının dışında onun
o mizacıyla beraber yüklenirseniz o mizacının dışındaki pek çok vasfı da köreltmiş olursunuz. İşte o yüzden de hani muhabbet önemli bir şeydir. Bakın Batı toplumunda muhabbet yoktur ama Doğu'da muhabbet vardır. Evet. Ve biz muhabbetle öğretiriz birçok şeyi. Evet. Çünkü muhabbetin evet. içinde Muhammed var da ondan. Evet. Eyvallah. O olmasa hangi noktadan kaynayacağız birbirimize? O yüzden Batı'da yazma oranı daha fazladır, yalnızdır, tabii. daha çok yazar, tabii. okuma oranı daha yüksektir. Ama biz o okuma oranındaki telafi muhabbetle ifade ederiz. Ama muhabbet ettiğiniz insanın da vasfının ve kendi içerisinde bir alemi olması lazım ki o yüzden şu an biz muhabbeti biraz sığ oluyor muhabbetler ama güzel muhabbetlerimiz de olacak. Efendim bizim muhabbetimiz bitmez. İki dolu insan bir araya gelince de çok şeyler dökülür ortaya. Efendim arttı eksilmedi. Eyvallah. Taştı dökülmedi. Dökülmedi. Şimdi arkadaşlar da acele ediyorlar. Diyorlar ki ustamızın çalışırken çekimini yapalım diyerekten. Olur. Ben sizi o tarafa doğru davet edeceğim. Şöyle yapalım. Ben sanatı icrasını gösterirken arkadaşlar işini bitirirlerse biz devam ederiz sizin. Eyvallah efendim. Onu da göstermeyelim kimseye. Evet. Gizli saklı yapalım efendim. Biz de programımızı. Gizli kalsın. Evet. Merak etsinler. Aynen öyle efendim. Tamam. Aynen öyle. Efendim Mete Bey'le sanatımız üzerine ne kadar çok konuşsak da sanatımızın sahip olduğu değerleri ve gündelik hayatımızdaki etkisini bitiremeyiz. O bir gerçek. Çünkü Doğu sanatı, Doğu'daki sanat bir bütündür. Hiçbir sanat tek başına bağımsız değildir. Bir sanatçı eğer tek bir sanat dalıyla uğraşıyorsa esasında sanatındaki başarısı, üretkenliğinin durması demektir. Doğu sanatı beslenemdir. Yani Hazerfen dedikleri şey esasında çünkü biz abartıyoruz. Çünkü bir sanatçı işte düzgün man gibi Ebru sanatıyla uğraşırken işte okçulukla da uğraşması gerekiyor. Mimariyle uğraşması, edebiyatla da uğraşması gerekiyor. Doğrudur. Çünkü Doğu sanatı bir bütündür. Yani tek başına bağımsız değildir. Batı'daki mantıktan çok daha farklıdır. Çünkü Batı'da işte resim sanatıyla uğraşan devam eder. İşte o yüzden Da Vinci'yi yere göğe sığdıramazlar. İşte Da Vinci işte efendim heykelle de uğraşmıştır resmin yanında. Efendim Da Vinci işte teknolojiyle de yönelmişti falan. Ama zaten Doğu'da bu normal bir şeydi. Doğu kültüründe, Doğu'daki bilim insanında ve sanat insanında mecburdu. Çünkü o zaman o yüzden Doğu'nun sanatı çok daha geniştir. Bunları biz bu günkü sohbetimizde hafiften değinmeye başladık. Ama süremiz sınırlı. O yüzden Mete Bey'in sanatıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Efendim haftaya bizim sanatımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.